Arkadaşlar bugünkü uygulamamızı dersimizi uygulamalı olarak çalışalım. Unreal Engine'da modelik eklentisini çalışacağız. Bilgisayarda Unreal açık olmayanlar Unreal açabilir. Ekran paylaşımı yapıyorum. Yani şöyle uygulamalı yapacağımız için paylaşabilir de açabilir demeyelim de açalım inşallah. Şimdi öncelikle Unreal kurulduğunda bazen bu modelik ekli olarak gidiyor. Bazen de plugin'de biz kendimiz eklememiz gerekiyor. Setting'den plugin dediğimde şurada model yazdığımızda şu alttaki iki tane modeling pose ve static mesh editor modeling mod var. Bu ikisini işaretleyelim. Ben bekliyorum arkadaşlar bunları işaretleyelim. Bunu işaretledikten sonra şu yukarıdaki arama çubuğuna UV yazalım. Yani bu eklentileri ben gösteriyorum. Bunları ekleyelim ama bu UI editörüne girmeyeceğiz. Bunu da işaretleyelim. Sonra resetleyelim. Bilgisayarınız açılırken o resetlemeni açılırken ben şöyle hızlıca nasıl yapacağımız noktasında önden bir uygulayayım. Sonra birebir beraber uygularız arkadaşlar. Select modun altında modeling kısmına tıklıyorum. Tıkladığımda şu sol tarafta küp GR diye ikonumuz var. Polygon altında. Küp GR'ye tıkladığımda bana bu alanı yapacağım. Yani modelimi tasarlayacağım bir alan oluştu. Bu alanın Power of 2 demiş olduğu kısmı arttırdıkça alanın arttığını görüyorum. Block Base Size da şuradaki her bir bloğun ebatını gösteriyor arkadaşlar. Bir kapının yani kapı kayışı derler. Şu kapının o çerçevesi var ya arkadaşlar, dış çerçevesi. Şurayı eğer 0,04 dersek 0,04 dersek 0,04 kapının kayıştığı genişleyince oluyor. Bunu da biraz sonra gösteririz. Şu alt kısımda ise benim kısa yol tuşlarımı veya burada modelleme yaparken hangi tuşlara ihtiyacım varsa onları burada sıralamış. Buradan da görebiliyorum. Şimdi farenin sol tuşuyla bakın şu şekilde seçtim. Seçtikten sonra E tuşuna basıyorum. Yukarıya doğru çıkıyor. Q tuşuna bastığımda da sadece klavyeden Q tuşuna ve klavyeden E tuşuna basın. Bakın. Veya farenin sol tuşu çektikten sonra CTRL tuşuna basıyorum. Yukarıya doğru çıkıyor. Bakın. Şu şekilde. Geldim. Yine fareyle tuttum. Q CTRL'ye basılı tutuyorum. Farenin sol tuşu da aşağıya doğru. Tuttum. E tuşuna basıyorum. Farenin sol tuşuyla birer tane seçip Q tuşuna basıyorum. Pardon hocam, çok özür dilerim. Derste biraz geciktim ama bu E tuşu dediğiniz extrude vardı Maya'da. E aynı şey mi? Extrude mu? Yani yukarı aşağı büyütüp küçültme mi? Doğru mu anlıyorum? Evet. Yani E yukarıya doğru, Q aşağıya doğru götürüyor. He tamam. Farklı o zaman. Tamam. Yani Maya'yı pek bilmiyorum. O yüzden şey bilemedim. Karşılığını bilemedim. Arkadaşlar olay sadece bu kadar. Yani burada bakın farenin sol tuşuyla tuttum, çektim. E tuşuna bastığımda yukarıya, Q tuşuna bastığımda aşağıya doğru, CTRL'e bastığımda yukarıya doğru çıkıyor. İçine boşaltmak istediğimde seçiyorum. Bakın Q tuşuna bastıkça iniyor aşağıya. Seçtim. E tuşuna basıyorum. Evet. E tuşuna basıyorum. Şu şekilde. Şimdi geldim. Seçtim. Z tuşuna bastım. Farenin sol tuşuyla
Bunları seçtikten sonra bakın farenin sol tuşuyla bir tane buraya tıkladım, bir tane. Tekrar tıkladığımda boşa atıyor. CTRL tuşuna bastım, çek. Z tuşuna tekrar bastım. İptal ettim. Tuttum. Z tuşuna bastım. Seçiyorum. CTRL'ye bastım. Yukarıya doğru götürüyorum. Şimdi CTRL basılı mı tutuyorsunuz hocam? Buna da biz Vertex diyorduk. Vertex'leri çıkartıyorduk. CTRL basılı tutarak mı hareket ediyoruz burada da hocam? Şöyle hocam, evet, CTRL'ye basıyorum, fareyi ileriye veya geri getiriyorum. İleri veya geri. Şimdi Tamam. bunu hep beraber yapacağız. Şimdi tuttum. Mesela bir de şurada deneyelim. Z tuşuna bastım. Seçtim. CTRL'ye bastım. Aşağıya doğru seçtim. Geriye doğru çektim. Bak bu şekilde içerisine açmış bulundu. Biraz daha indirelim aşağıya. Yani şeyde Unreal Engine'da arkadaşlar bakın çok ciddi manada bir kolaylık getirdi. Şimdi burada bizim vertexlerimiz de var ama onları şey yapmamıza gerek yok. Şurada compile dediğimde bakın bunu compile etti. Ve burada hatta şöyle şimdi sağ tıkladım. Browser'da asset dedim. Burada gördüğümüz gibi mesh olarak bunu attım. Mesh olarak attım. Bunun daha sonra migrate etmeme falan birleştirerek migrate etmeme falan gerek kalmadı. Bunu ben istersem farenin sağ tuşuna tıklayıp şuradan export ettiğimde FBX olarak veya OBJ olarak bunu dışarı export edebiliyorum. FBX veya OBJ olarak. Kaydet dediğimde pat diye dışarı atacak. Bunu başka yerlerde de kullanabileceğim. Şimdi bunu şeyler açıldıysa hatta şöyle ben hızlıca bir tekrar edeyim. İsteyenlerle uygulama yapalım. Tekrar bunu bir tekrar edeceğim. Tekrar ettikten sonra bunların üzerine bir de materyal giydirmesini yapalım. Ondan sonra bugünkü dersimiz çok fazla uzun olmayacak. Arkadaşlar ben bunu okulda öğrencilere gösterdim. Ve onlara gerçekten de böyle hayal dünyalarına ulaşacağı bir noktada dedim ki serbestsiniz. İlk gün tamamen kendi hayallerinde bir şeyler gerçekleştirmeye çalıştılar. Daha sonra da kendilerine mesela şu tarzda bir model verip bu modelin aynısını yapmasını istiyorum. Yani önce kendisi orada uğraşıyor veya internetten bir tane villa seçiyorum. Bu villanın aynısını modelle diyorum. Şimdi burada başka şeyler de var. Onları da göstereceğim. Işıklandırma falan var. Onlara da girelim olmadı. Bugün birazcık daha böyle sıfırdan bir level oluşturmadan başlayalım. Herkes geldi herhalde. Şimdi arkadaşlar file'da new level diyorum ve empty level boş olan simsiyah hiçbir şey yok içerisinde. Boş olan empty level'i seçtim. Create dedim. Bunu kaydetmeyi istemiyorum. Şimdi ekranım bomboş. Bakın Outliner'a geldim. Outliner'ım bomboş. Window'a geldim. Menülerden Window. Şurada Light Mixer var. Bu Light Mixer bizim ortam için ihtiyacımız olan bütün ışıkları, aydınlatmaları kendi içerisinde bulunduruyor. Buna tıkladığımda bakın geldi. Bunlardan hepsinden birer tane alayım. Evet, aldım. Bakın. Bunların hepsini burada şu şekilde açtığımda kontrolünü yapabiliyorum. Hepsi burada. İstersen buradan kontrolünü yapabiliyorum. Sol tarafta da şurada. Hepsi listelendi. Şurada Skylight'ım. İçerideki ışıklandırmanın real time olarak olmasını yani anlık olarak aydınlatılmasını istediğimden dolayı şurada light'ta real time'ı seçiyorum. Buradaki maksadım şu. Daha öncesinden Unreal'da bu real time özelliği gelmeden önce statik olan ışıklandırmaları veya diğer ışıklandırmaları şey alıyordu. JPEG dosyasına kaydediyordu. Daha sonra o JPEG dosyasından çekip okuyup içerideki gölgelendirmeleri yapıyorduk. Hatta ilk derse girdiğimizde küplerin yerini değiştirdiğimizde kendisi değişiyordu.
Ama gölgeler orada kalıyordu. Ne zamana kadar? Bulge edinceye kadar gölge orada kalıyordu veya alttaki nesneyi oynatmamız gerekiyordu. Şimdi real time özelliğini seçtiğimizde bu anlık ışıklandırma yapıyor. Yani JPEG dosyasına herhangi bir kayıt oluşturmadan içeride bu ışıklandırma sağlanıyordu. Şimdi bu bir. Işıklandırmamızı yaptık. Bu gerçekten kaliteli. Bakın yukarıdaki bulutlarımızın da hareketli olduğunu görüyoruz. Modeli kısmında modeli seçiyorum. Sol tarafta poli model. Küp gereği seçtim. Tekrar şuradan bahsedecek olursak. Power of Two bu şuradaki zeminin genişliğini gösteriyor. Artırıp azalttığımızda şu şekilde bakabilirsiniz. Genişledi. Block base size ise bizim küpümüzün büyüklüğünü gösteriyor. Burası 0,4 olduğunda bir kapının, ev kapısının duvarla olan o birleşen kayış demiş, kayıt demiş olduğumuz veya kayış demiş olduğumuz o kısmın genişliği kadar oluyor. 0,4. Şu an 3,125 ile bu şey yapalım. Yani normalde Unreal santim olarak çalışır. 100 santim 1 metre olarak ama buradaki birim ne onu tam olarak bilmiyorum. Bu da herhalde 0,4 ise o kayış 20 santim falan herhalde 0,4'e 20 yani 0,2 kat gibi bir şey. Farenin sol tuşuyla zemini tuttum. Arkadaşlar şöyle bir alan seçtim. E tuşuna bastığımda yukarıya doğru birer tane küp koyarak duvarlarımın inşa olduğunu görüyorum. Q tuşuna bastığımda da birer birer aşağı iniyor. Yine CTRL tuşuna basıp faremi ileriye doğru götürdüğümde yukarı doğru çıktı. CTRL tuşuna basıp faremi aşağıya doğru getirdiğimde bu duvarların birer blok olarak aşağı indiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içerisini boşaltmak istiyorum. Farenin sol tuşuna tuttum. Çektim. CTRL tuşuna bastım. Geriye doğru gittim. Şu şekilde. Daha sonra tuttum arkadaşlar. CTRL tuşuna bastım. Çektim bu alanı. Kapattım. Aşağıya doğru geliyorum. Şuradan iki tane Q tuşuna bastım. Hemen bir de şuradan çekiyorum. İkişer bir blok seçtim. Q tuşuna bastım. Boşalttım. Birer tane yukarıdan ızgara açıyorum. Bunları volümetrik sis falan ekleyip burada güzel bir ambiyans oluşturmak için yapıyoruz. Hemen hızlıca birer tane. Şuradan da bir tane çekelim. Yeter. Bu kadar. Bunları oluşturdum. Compile diyorum arkadaşlar. Şu sol tarafta yapmış olduğumuz bütün işlerin özelliklerini gösterdik. Hatta compile etmeden önce şöyle gelelim. Şuradan buraya bir balkon inşası yapalım. E tuşuna bastım. Çektim. Şuradan da tutup çekiyorum arkadaşlar. E tuşuna bastım. Şurayı da alacağım. E tuşuna basıp götürüyorum. Evet. Şu şekilde. Şunu şu şekilde seçtim arkadaşlar. Bakın şöyle seçtim. E tuşuna bastığım zaman yukarı gidecek. Q tuşuna götürdüğüm zaman aşağıya doğru inecek. Ne yapmam gerekiyor? Şurada flip diyor. Flip'e bastığım zaman bu ters çevrildi. Şimdi E tuşuna bastığım zaman aşağı doğru ekleyecek. Bu anlaşıldı mı? Yani yaptığım işlemi tersine çevirdi. Flip'e tıkladığımda normalde yukarıya doğru gidiyordu ya. Şimdi E tuşuna bastıkça aşağıya doğru eklemeye başladı. Flip'e tekrar bastım. Eski haline döndü. Şöyle şu alanımı seçeyim. İki sütun
4 satır seçtim. Z tuşuna bastım arkadaşlar. Farenin sol tuşuyla şu alttaki noktalara tıkladım. Ctrl tuşuna basıp geriye doğru çekiyorum. Şu şekilde. Sonra Z tuşuna tekrar bastım. Kaybettim. Tuttum. Ctrl'de basılı tutarak seçtim. Şu şekilde. Evet. Yukarıya geliyorum. Arkadaşlar şunu şu şekilde seçtim. Ne yapıyordum? Flip'e bastım. E tuşuna basarak aşağıya doğru çektim. Tekrar alanımı seçtim. Flip'i tekrar seçtiğimde CTRL'i basıp çektim arkadaşlar. Şu alana geliyorum. Seçtim. Z tuşuna bastım. Birer tane alttaki noktaları farenin sol tuşuna tutup CTRL tuşu da geriye doğru çektim. Birazcık farklı oldu ama idare edelim bari. Yok, idare etmeyelim. Şuradaki Z tuşuna bastım. Şunları sileceğim arkadaşlar. Q tuşuna basarak buraları sildim. Evet, şimdi birazcık şöyle bir şeye benzedi. Compile ediyorum. Şu şekilde görüntüm oldu. İçeri geldim. Gün ışığının geliş açısını değiştirmek istiyorum. Klavyeden Ctrl L tuşuna bastım. Fareyi oynatıyorum arkadaşlar. Hangi tuşlardı Sayın Hocam? Ctrl L, Ctrl ile L'ye basılı tuttum. Bakın hangi açıdan olmasını istiyorsam oraya doğru şu şekilde farenin sol tuşunu fareyi sadece oynatıyorum. Sol tuşuna falan basmıyorum arkadaşlar. Şöyle iyi gibi sanki. Bakın Ctrl-L'ye basılı tutuyorum. Elimi çektim artık. Birazdan kaybolacak. Sol üst taraftan da Select moda gelelim. Son alanımıza şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Son hali böyle oldu. Birazcık daha geniş yapsak daha güzel olur sanki. F11'e bastım. Alanımı tekrar küçülttüm. Şu kenarlıkları da birazcık çekelim. Şu anki görünümümüz Unreal Engine 4 görünüm arkadaşlar. Bunu nereden değiştirdik? Window. Şuradaki seçeneklerde. 4 UE4'ü klasik modu. Default editör diyelim. Tekrar eski haline dönelim. Alanın biraz geniş olsun. Arkadaşlar şimdi şuradaki ışıkları eklediğimizde Skylight'ın Real Time olarak işaretlemiştik. Bir de Exposure Height Fog diyor. Yani bu da sesin kalınlığını, yükseltisini, keskinliklerini ayarlıyor. Burada öncelikle volumetrik fogu işaretliyorum. Volumetrik fogu işaretledim. Volume yukarıda fog distansı var. Bunu da 5'e çektim arkadaşlar şu şekilde. İçerideki olayı oradan fark edebildik mi sis olayını? Bakın. İçerisi sistendi. 5 dersem bakın acayip bir sis oluştu. Şöyle içine girelim. 1 diyelim. 2 diyelim. 0,5 diyelim. 0,01 diyelim buna. 0,05 diyelim. Şu şekilde dursun. Bu gece kararttığımızı falan zaman güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Burası bizim modelingle alakalı kısımda. Ama arkadaşlar modeling kısmı sadece bu kadar değil. Bununla alakalı ayrıntılı bir video var elimde birkaç tane. Hatta ben şimdi bununla alakalı bir dosya hazırlıyorum. O dosyayı sizinle paylaşacağım bittiğinde. Tasarım noktasında öğrencilerimize destek seviyesindeki
Yani 3. 4. sınıftaki öğrencileri bile gösterebileceğimiz çok basit bir sistem. Şimdi burada bizim öğrencilere bunu göstermemize gerek yok. Çünkü kuyu güzel muhtemelen okulda çalışmayacaktır. Arkadaşlar şu alttan et dediğimizde şurada add quick QGIS content diyor. Muhtemelen o şuradan da geliyor herhalde. Bakın iki yerden de ekleyebilirim. QGIS branch. Altına geliyor QGIS branch. Buradan da buradan da ikisi taraftan da ekleyebiliriz. Şimdi QGIS bridge'e geliyorum. QGIS bridge'de MetaHuman şurada bir daha önce var mıydı? MetaHuman arkadaşlar internette online olarak gerçeksi karakterler tasarlayabileceğimiz çaprazlama yöntemiyle karakterler oluşturabileceğimiz bir sistem. Orada aşağı yukarı 67 tane karakter var. Hemen şöyle açalım. Bu Hocam buraya ayrıca eklenti olarak Unreal ile dahil mi etmemiz gerekiyor? 5 Unreal Engine 5'te zaten bu eklenti Ha, kendisi geliyor hocam. Otomatik olarak tamam. geliyor. Ama Tamam, bu karakterleri direkt alıp biz kendi sistemimize koyabiliriz. Mesela şurada benim lokalde varmış. Daha önce şey yaptım. Lokalde görünmüyor. Humans'tan şuradan bir tane human alalım. Mesela kimi alalım? Eli yüzü düzgün şöyle adama benzeyen. Şunu alalım. Bunu alıp kullanabilmemiz için öncelikle bir giriş yapmamız gerekiyor ve bu giriş Unreal Engine Epic Games üzerinden olması gerekiyor. Hemen şuradan. Arkadaşlar şifremiz bu. Daha önce paylaşmıştık. Bizim kütüphanede istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Hemen bunu seçiyorum. Evet, bunu download et diyorum. Şurada kalitesi de var arkadaşlar. Burada kalitesini de seçebiliyoruz. Download etsin. Koleksiyonlar ve şurada istersek 3D asset indirebiliyoruz. Daha sonra 3D nesneleri ekleyebiliyoruz. Surface Tight'ı da materyaller var arkadaşlar. Bu materyallerden istediğimiz herhangi bir tanesini seçip öncelikle download et diyoruz. Daha sonra lokala gelip lokalden içeriye atabiliyoruz. Şimdi buradan ben şunu daha öncesinden download etmiştim. Arkadaşlar şuraya export dediğim anda bakın tıkladım. Nereye geldi? Şurayı okuyabiliyor muyuz arkadaşlar? Content Browser. Content Browser nereye aitti? Benim Unreal Engine'ıma ait. Şöyle bırakayım aşağıya. Şurada bakın Content Browser'da nereye geldi? Şurası bakın Megasky'nin içerisinde Surface buraya geldi. Şunu kapatalım. Burada. Sürükledim, götürdüm, bıraktım. Arkadaşlar olay bu. Bunun üzerine çift tıkladım. Bakın şurada bunun ebatlarını gösteriyor. Şurayı 0,25 olarak seçtim. Olmadı. 0,25 0,25 olarak seçtim. Şöyle geldiğimizde içeriye bakıyorum. Kapatayım artık. Evet arkadaşlar duvarlara bakalım. Başka bir tane daha seçelim. Bu sefer şunu alayım. Bunu da ekledim. Bakın pat geldi yine. Burada. Sürükledim bıraktım. Duvarların. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde virgül 25 virgül 25. Biraz önceki
Biraz önceki halden bakın birazcık daha büyüdü bu sefer arkadaşlar. Daha öncesinde daha ufak ufaktı. Şimdi daha büyükçe hal almış oldu. Tekrar bir şey yapalım. Bakın bir dediğimde burayı tekrar bir diyeceğim. Duvardaki büyüklük ve küçüklüğü yani her bir duvarın her bir tuğlanın duvardaki büyüklüğü burası. Burayı ne kadar küçültürsem arkadaşlar duvarda o kadar büyüyerek yansıyor. Fark ettik mi? 0,25 bana biraz ideal bir ölçek gibi geliyor. Şu şekilde kapattım. Evet, gayet güzel. Bu kısmı da yaptık. Şimdi o zaman arkadaşlar bir level daha atlayalım. Bu sefer de landscape oluşturalım. Şimdi landscape dedim. Landscape dedikten sonra yani buraya arkadaşlar zemin oluşturacağız. Birazcık şöyle aşağıya doğru çekeyim. Şurada olsun. Edit, Enable Edit Layer diyor arkadaşlar. Bunu seçeceğim. Bunu seçtikten sonra ama bunun öncesinde yine bir plugin eklentimiz vardı şurada. Bu plugin eklentimiz de Land diye yazdığımda şu ikisinin seçili olması gerekiyor. Bunları ben seçmemişim. Niye seçmemişim? Bir resetleyeyim arkadaşlar. Bir resetlesin gelsin. Ondan sonra bunları eklentilerimizi yapalım. Reset dedim. Kaydet dedim. Haritama isim istiyor. Haritam bilsem olsun. Kaydedeyim. Hemen birazdan açılacak. Buraya kadar sorusu olan var mı açılana kadar? Harun hocam, bizim bu Blender'da kullandığımız tekstürlerde assetler var. Onları burada da kullanabiliyor muyuz? Bayağı bir arşiv yaptık da. Asset neydi hocam? Patch'leri. Vallahi tam bilemiyorum hocam ya. Yani temalar oradaki gibi burada da kullanılabiliyor mu acaba? Merak ettim de. Orada bir arşiv vardı. Burada tekrardan oluşturmamız gerekecek mi diye. He yok. Burada tekrardan oluşturmuyorsunuz. Oradaki tekstürleri alıyorsun. Aldıktan sonra mesela orada height vardır. Daha sonra regulus vardır. Roughness mı konuyor? Ondan sonra materyal vardır. Buraya onlar şey olarak geliyor. Tekstür olarak geliyor. Hatta bazen direkt materyalini de çekiyor. Eğer tekstür olarak geldiyse onları tek tek yerleştirmemiz gerekiyor. Anladım. Tamam hocam, sağ olun. Blender'ı çok bilmediğim için hocam şey yapamıyorum da. Ben de sırayla gideyim. Önce Blender'la başlayayım dedim. Vallahi önce Unreal'la başlamak lazım hocam. Şimdi Unreal'a geçtik hocam. İnşallah başlıyoruz. Tamam oldu hocam. Şimdi şurada katmanları editleyebilmemizi açıyorum arkadaşlar. Açtım. Şurada materyal yerleştireceğim. Hemen QGIS'e gideyim. Buradan bir landscape materyali alayım. Nerede? QGIS burada. Hemen şu var olanlardan aldım. Şunu alıyorum arkadaşlar. Bu da gitsin buradan. Geldi. Getirdim. Bıraktım. Kapattım. Şurası benim ebatım arkadaşlar. Şurası şunun büyüklüğü ne kadar olsun diye soruyor. Ben de 105'e 105 yeterli dedim. Crit oluşturdu. Bu birazcık şey oluştu arkadaşlar. Neydi onun ismi? Çok aşağıda oluşmuş. Ben ona biraz dokundum. Dokununca o biraz aşağıya gitti. Select moduna geldim. Select moduna geldikten sonra tekrar şöyle yukarıya doğru kaldırdım. Şimdi ne oldu herhalde? Şunu da biraz ileri. Evet, yine şuradan arkadaşlar bu sefer buraya water yazıyorum. Bak water yazdığımda burada Island, Ocean, ben Ocean'ı seçiyorum.
Seçtim. Niye böyle oldu? Şunu biraz yukarı kaldırayım. Bu şeyden dolayı arkadaşlar ilk oluştururken biraz sıkıntılı oluşturdum ya ben. Ondan kaynaklandı. Bakın. Şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Biraz aşağı indireyim. Şuralarda bir keskinlikler var. Bunu içeriye doğru çekiyorum. Kenarlardan tuttum, çektim. Çok detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Okyanusumuzu oluşturduk. Şöyle yaklaşalım. Yeterince gerçekçi herhalde. Evet, sonra bir özellik daha ekleyelim arkadaşlar. Valla biraz hızlı gidiyoruz herhalde ama Netscape'ten şurada Blueprints var. Blueprint'i seçtim. Arkadaşlar şöyle ona inşallah unutmamışızdır. Bunu niye eklemedi? Heh, şuradan Blueprint Brush. Burada bir tane fırça eklememiz gerekiyor. Leskin fırçasını ekle dedim. Ekledikten sonra arkadaşlar herhangi bir yere tıkladım. Bakın şu şekilde bir yere konumlandırayım bunu. Öncelikle konumlandırdıktan sonra şuradaki küçük oklara tıkladım arkadaşlar. Çekiyorum. Alt tuşuna bastım, bir tane daha çektim. Her alt tuşuna bastığımda bir tane nokta oluşturuyor. Tekrar şöyle götüreyim. Biraz hızımı artırmak istiyorum sağ üst köşeden. Arkadaşlar biraz sonra bunları isteyen arkadaşlarımızla birebir uygulamalı olarak devam edelim. Ben şöyle hızlıca anlatıyorum. Birazdan birebir uygulamamızı da yapalım. Evet, bu şu eklentiyi yaptıktan sonra bakın Outliner'dan seçili, burada da seçili aşağıya doğru geliyorum. Fold loop kısmında cup shape'i seçiyorum arkadaşlar. Seçtim bunu. Cup shape şöyle gelen. Bakın yerden yüksekliği burasını 35 olarak yazdım. Sonra şurada Carl Nodus'tu herhalde. Bakın burayı artırıyorum. Carl Nodus buradaki bozulmayı ayarlıyor arkadaşlar. 0,05 olarak bozulmamızı ayarladık. Daha sonra burada bir ayar daha vardı. İnşallah unutmamışızdır. 500 bu muydu? This limit bu muydu acaba? Aha buydu. This element height. Yani bu da herhalde bozulmayla alakalı. Bakın. Sanki gerçek bir kummuş gibi girintili çıkıntılı bir şekilde burayı bize verdi. Hemen şunları şöyle çekiyorum. İlk yaptığımızın dışına çok çıkmıyor. Bunu şimdi fark ettim. Bir de şuradaki okyanusla olan ilişkisinden dolayı bazı yerleri tam olarak vermiyor arkadaşlar. Bunun detaysten özel ayarları var. O ayarları yaptıktan sonra oraları da sıfırlaya biliyoruz. Arkadaşlar buradaki plugin eklentilerini okulda da ekleyebiliriz. Ama QXL okulda çalışır mı? Onu bilemiyorum. Evet arkadaşlar bugün çalışmamız. Hatta bu size bir şey daha göstereyim mi? Yani hızlı gideceğiz herhalde ama. Hemen onu da gösterelim. Burada bir de arkadaşlar Foliç var. Foliç. Foliç de bizim burada şeyimiz var mıydı? Hatta direkt onu da QXL'den alalım. Bir dakika. Her şeyi QXL'den halledelim.
QXL'e geldik. QXL'den Home 3D Prints. Buradan ne alalım? Buradan ne yetişir? Ot tarzı şeylerden. Palmiye var. Palmiyeyi alacağım. Başka ot olarak şunları da alalım. Evet, gelsin. Ha, şurada da bir şeyler var. Şunu da alayım. Bir taraftan lokale geldim. Lokalde bizim human inmemiş. Ona da bir bakalım. Meta human'ımız. Acaba şeyde mi bağlantı kuramadı? Meta human. Şuydu. Davop diyelim. Bir tane de karakter içeri yerleştirelim. Lokalden neyimiz gelmiş? Evet, şu geldi arkadaşlar. Bakın bunu da export ediyorum. Oo, harika. Hemen arkadaşlar şurada foliage'de drop foliage hair diyor. Yani sen dünyana neler eklemek istiyorsun? Ben dünyama şunları eklemek istiyorum. Bunları bakın arkadaşlar bunlar şey ağaçla alakalı. Sürükledim, getirdim, bıraktım buraya. Şunu kapatıyorum. Hepsini seçtim, bıraktım. Burada ağaçlar var. Şu ağaçları seçiyorum arkadaşlar. Ağaç olanların hepsini. Hatta hepsini seçeyim. Hepsini şuradan tuttum. Shift'e bastım. Hepsini seçtim. Şöyle seçili oldu bunlar. Hızlı olarak göstereceğim. Distance, yani bir kutunun içerisinde hepsi de aynı oranda bulunsun. Tamam, sıkıntı yok. Skalası, yani bir ağacın boylarıyla alakalı. 0,8, yani bazılarını biraz küçülsün. Bazılarını da biraz büyütsün ki yani bir yeknesaklık, tek düze olmasın. Yani irili ufaklı, biraz gerçekçi bir hal olsun. Çünkü tek düze olan şeylerden göz hoşlanmıyor. Allah öyle yaratmış. Yani tek olduğunda sıkıntı oluyor. Göze hoş gelmiyor. Şurada da arkadaşlar bakın fırçamın ebatı. Fırçamı biraz genişlettim şöyle. Şu da Pine Densiten. Yani fırçanın içerisindeki oranı soruyor. Bu oran da 0,01 olsun. Çünkü çok fazla nesli seçtim. Yani çok fazla nesli seçtiğim için bunlar karışık gelmesin. Bakın buraya geldi. Biraz küçültüyorum. Hızı yavaşlatıyorum. Bu şekilde ekledim. Yalnız burada eklerken ağaçlar şeylerde yükseltilerde fark ettiyseniz şeye doğru, yani yamuk duruyorlar. Bu da Allah'a alem arkadaşlar şu Aligan su normalde bunu kaldırdığında artık yukarıya doğru şekillenecek. Önceki eklediklerim şekillenmiyor. Ağaçlarımı ekledim arkadaşlar. Yine Select Mode'a geldiğimde farenin sağ tuşuna play dedim. Karakterimin animasyonunda sıkıntı var. Karaktersizleşmiş. Bakın. Bunlar ağaç değilmiş herhalde. Yani küçük yeni bitme hurmalar mı? Öyle bir şey. Arkadaşlar buraya kadar soru soran var mı? Ben şeyi durduruyorum.